24 Ağustos 1961 CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultay için toplanması Kurultaya hazırlanan partinin genel sekreteri Kasım Gülek ve grubu hiçbir şekilde İsmet Paşa ve grubuyla bir kavgaya girmek istemiyorlardı. Onun için Kasım Gülek sessiz ve derinden siyasetini güdüyordu. Bu arada askerlerle de iyi bir diyalog kurmaya çalışıyordu. İsmet Paşa, Maltepe'de dünürü meşhur armatör Ali Sohtorik'in yalısında kalırdı. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanı da olan Ali Sohtorik, Erdal İnönü'nün kayınpederiydi. 24 Ağustos 1961 sabahı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15. kurultayında Ankara'da kıyamet koptu. Sabahın erken saatlerinde gazete manşetlerinde İsmet Paşa'nın gülekçileri kastederek Baba yiğitlerin kurultayı basmalarına asla müsaade etmeyeceğim beyanatı vardı. Kasım Gülek kurultayda konuşmasına başladığı sırada yer yerinden oynadı. Kıyamet koptu ve herkes bir ara Kasım Gülek'e seçilmiş gözüyle bakmaya başladı. Çılgın bir kalabalık, çılgın bir nümayiş, çılgın bir alkış. Artık Gülek seçilmiş gibi. Tam o sırada İsmet Paşa söz aldı. Kürsüye çıkarak Kasım Güleyi yerden yere vuran bir konuşma yaptı. Kasım Güley'in asla başbakan olamayacağını, bu özelliklere sahip bulunmadığını, bir zamanlar NATO'da görevli Albay Fens'e yazmış olduğu bir mektubu gündeme getirerek, yabancılara karşı ülkesini kötüleyen, jurnal eden bir genel sekreterle çalışmam dedi. Paşa daha sonra şapkasını yere fırlatarak, ya o ya ben, onu seçerseniz ben yokum diye devam etti. O inleyen salon dondu kaldı. Bir anda fısıltılar başladı. Artık ok yaydan çıkmıştı seçime gidildi. Sonuçta Kasım Gülek kaybetti.